Ahmet'ten Numan'a gelecek. Numan'ın önünde boş bir alan var ama o alanı kullanmadı. Hemen topu ayağından çıkardı Bakary Soro'ya. Ondan Ragıp. Bakary Soro. Sol kanatta Bilal. Yine Tony Distel'in koşu yoluna doğru atıyor. Savunmanın derinliğinden Yusuf çıktı ve karşıladı. Yusuf topu taca atıyor. Zamanlaması çok doğru. Sağ kanatta Kemal'in boşalttığı alanı çok çabuk kapattı. Şimdi Arif. Cengiz savunmasına yardımcı oldu. Numan Göksu'ya faul yapıyor. Serbest vuruş altın oldu. Sinan. Sol kanatta Gökhan'ın koşu yoluna attı topu. Gökhan karşısına Caner geldi. Gökhan. Berkay. Erdoğan rakibinden sıyrıldı. Erdoğan sol kanatta çizgide Gökhan var. Gökhan hücuma genişlik kazandırdı Altınordu takımı ama ortaladığı top isabetsiz gidiyor. Muhammed Reis ve Arif mücadelesinden gelen topu Numan karşılıyor. Berkay hata devam ettirecek. Berkay, Erdoğan ve topu karşılayan Numan köşe vuruşu. Bu arada Numan hakemle diyalog halinde, ben bir şey yapmadım diyor ama daha önce yaptığı bir faul ile ilgili bu tartışmanın ya da konuşmanın hiçbir anlamı yok ve şimdi sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Kerim. Ceza alanının içinde Sinan var, Yusuf var. İki stoper ceza alanının içinde top istiyorlar. Kale sahasının uzak köşesinde Arif. Kerim kullandı. Kafa vuruşu ve gol. Yusuf atıyor. Yusuf atıyor. Stoper Yusuf 50. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atıyor. Köşe vuruşundan geldi. Yusuf çok iyi takip etti pozisyonu ki oyunun başından beri Mehmet Yıldız'la müthiş bir mücadele içindeydi stoper Yusuf ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı 50. dakika. Bir kez daha izliyorsunuz. Kerim'in köşe vuruşundan gelen topu Yusuf böyle filelere gönderiyor ve Altınordu takımı deplasmanda 1-0 üstünlük sağlıyor. İşte bir başka açı ve Yusuf'un golü ve de savunma oyuncularının adama değil de topa bakmalarından kaynaklanan bir hatadan çok iyi yararlanıyor Yusuf ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Evet, bundan sonraki dakikalar daha da keyifli, zevkli, heyecanlı geçecek değerli seyirciler. Numan ve Bakary Soro yine kendi yarı alanlarında paslaştılar. Bakary Soro rakip yarı alana taşıdı. Arif karşıladı. Ragıp ve Muhammed Reis. Numan. Kerem. Umar sol kanada gitti. Alan değiştirdiler Tony Distel'le. Bilal. Yusuf karşılıyor. Kerem. Şimdi Umar sol kanattan Mehmet'in önüne bırakacak. Sinan karşıladı. Sinan Yusuf'un kademesine çok çabuk girdi ve de topu taca gönderdi. Şimdi sol kanattan yine Osmanlıspor'un bir atak şansı var. Bilal ceza alanına gönderdi. Kademedeki Sinan karşılıyor. Dönen top. Gerçekten müthiş diye ifade edebileceğimiz bir gol. Altınordu takımı en fazla 2 dakika sevinebildi değerli dinleyiciler. Bilal Aziz'in golü gerçekten müthiş, gerçekten görülmeye değer. Şimdi bir kez daha izleyeceksiniz. Müthiş bir sol ayak ve kale direği ile üst direğin birleştiği yere giden top skora eşitlik getiriyor ve Altınordu takımı oyuna yeniden başlıyor. Sinan. İşte Bilal'in golü. Kimsenin beklemediği bir an ve filelere giden bu top gerçekten görülmeye değer güzellikte. Şimdi Mehmet. Serbest vuruş kazandı. O
Osmanlı Spor takımı ve Yusuf'un bu kontrolsüz faulü onun bir sarı kart görmesine neden oluyor. Serbest vuruş kullanacak Osmanlı Spor takımı. Bilal yükseltiyor. Sinan karşıladı. Arif Göksu kontrol edemeyince savunmanın derinliğindeki Numan topu Ahmet'e bırakıyor. Ahmet. Ahmet'in vuruşu kısa düştü. Berkay'ın da Ahmet'in boşalttığı kaleye göndermek istediği top isabetsiz ve out. Ahmet hemen oyunu başlattı. Kerem. Umar. Bilal. Muhammed. Umar. Topla oynamayı çok seviyor Umar. Şimdi de Raif'in müdahalesiyle dönen topu Numan karşıladı. Şimdi 21 futbolcu da Altınordu yarı alanında ve sağ kanatta Tony Disten. Ragıp. Kerem top istiyor. Kerem. Umar. Tekrar Kerem. Ragıp. Ceza alanına yükseltti. Yusuf karşılıyor. Arif. Yine Ragıp'a geldi top. Ragıp. Caner ve Numan. Sol kanatta Bilal. Bu arada Bilal'in sol kanat savunucusu olarak ligdeki 3. golü olduğunu da hemen hatırlatmakta fayda var. Gerçekten mükemmel bir gol attı Bilal. Evet, şimdi Tony Distel. Tony Distel yine bir gol pozisyonu. Muhammed Reis'in vuruşunda top kale direğini sıyırarak avuta gidiyor. Görüntüde Muhammed Reis, Balıkesir Spor takımının geçen sezon Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibiydi ve bu ligde de Osmanlı Spor'la 7 golü vardı bu karşılaşmaya kadar ve avuta giden bu topun ardından da Evren şimdi kale vuruşunu kullanacak. Bilal karşıladı. Umar, Kerem, Yusuf. Evet, bir serbest vuruş kararı var. Mehmet'e yapılan faulden sonra. Evet, oyunun ilk dakikasından itibaren Mehmet Yıldız'la Yusuf arasındaki mücadele ilgi çekiciydi ve de Yusuf şimdi yaptığı faulden sonra da daha dikkatli olması lazım. Daha önce sarı kart görmüştü. Kerem kullanacak serbest vuruşu. Bilal de hazırlık yapıyor. Kerem yükseltti ceza alanın içine. Sinan karşıladı. Berkay. Cengiz bu arada Berkay'a yapılan bir faulden sonra oyunu durdurdu karşılaşmanın hakemi. Erdoğan sol kanatta top istiyordu. Bıraktı. Yusuf kullanacak. Sinan. Gökhan. Kerem'den, Ragıp'tan döndü top. Muhammed Reis. Sağ kanatta Caner. Tony Distel. Numan. Ragıp savunmasında Bakary Soro'ya dönüyor. Bakary Soro ve sol kanatta Bilal. Sol ayağını çok iyi kullanabilen bir futbolcu. Çok da isabetli bir top sağ kanada. Tony Distel. Kontrolü mükemmel ama daha sonra da o topun ilk önce gerçekten mükemmel bir hareketle topu kontrol eden Tony Distel daha sonra da topun kontrolünü kaybediyor. Şimdi Bahattin oyuna girecek. Altınordu takımında oyundan alınacak futbolcuya bakıyorum. Evet, Cengiz 68 numaralı formasıyla Cengiz oyundan alınıyor. Çok genç bir futbolcu Cengiz. Ekranlarımıza da yansıyor onun gençliği ve onun yerine Bahattin görev yapacak. Bahattin de genç futbolcularından biri Altınordu takımının. Daha önce de takımına kazandırdığı bir gol var. Göksu kontrol etmek için yükseldi. Caner'le çarpıştı ve de Koray Gencerler Caner'de bir problem var mı diye oyunu durduruyor. Özellikle de biliyorsunuz bir kanama durumunda sporcuların sağlığı açısından hakemler bu konuda çok hassaslar. Hakem atışıyla yeniden
hareketlendi. Sol kanatta Bilal. Yerden oynuyor Muhammed Reis. Göksu'nun kontrol edemediği topu Muhammed Reis Bilal'e kazandırdı. Bilal Kerem'le paslaşmak istiyor. Kerem kaybetti topu. Arif taç çizgisi üzerinde kontrol etti. Bahattin ilk rakibinden sıyrıldı. İki rakibin arasından giderken kontrolünden çıkan top Numan'ın pasıyla kaleci Ahmet'te. Ahmet sol kanada döndü. Sol kanatta Bilal. Bilal'in pası isabetsiz. Arif kazandı. Altın Ordu için bir karşı atak şansı. Bakari Soro bu atağın gelişmesine fırsat vermiyor. Kerem ve Mehmet. Berkay. Ragıp. Sol kanatta yine Bilal. Umar'ın bulunduğu alana doğru uzun bir top. Umar, Mehmet ve şimdi Umar offside durumunda. Muhittin Gürses bayrağını kaldırıyor. Umar'ın offside durumunda olduğunu işaret edince de offside'den doğan en direkt serbest vuruşu kaleci Evren kullanacak. 50. dakikada Yusuf, Bilal 52. dakikada buna karşılık verdi. Birbirlik eşitlik söz konusu ve karşılaşmada 59. dakikanın son saniyeleri yaklaşıyor. Evren. Bahattin oyun alanında tutuyor topu. Kerem ve Bilal. Tekrar Kerem. Ragıp. Numan. Muhammed Reis. Ragıp. Göksu. Karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi Erdoğan'ın koşu yoluna atılan topu Caner karşıladı. Caner, Berkay, Göksu, Gökhan, tekrar Göksu, Sinan, ceza alanı yükseltiyor Sinan. Göksu'nun indirdiği top karşılıklı isabetsiz biçimde gidip geldikten sonra şimdi kaleci Ahmet'e gidiyor. Bakari Soro, Ragıp hücumu yönlendirecek. Sol kanada çizgiye bakıyor Umar. Kerem'e gönderdi, Mehmet atak yapıyor. Sinan onun yolunu kapatıyor. Sinan topun kornere çıkmasına fırsat vermedi ve taça gönderdi. Taç atış hemen kullanıldı sol kanattan. Bilal. Ragıp hücum yönünü sağ kanada çeviriyor. Caner Numan'a oynayacak. Numan. Tony Distel. Kerem. Bilal ve Bakari Soro. Numan önündeki boş alanı değerlendirdi. Tony Distel. Caner. Erdoğan onun ileri oynamasına fırsat vermedi. Berkay bu arada da Caner'in bir faul yaptığını tespit ediyor. Koray Gencerler ve serbest vuruş kullanacak Altın Ordu takımı. Sonradan sekti top. Bahattin kontrol etmek istiyor. Bilal onu ısrarla takip ediyor. Bahattin Bilal mücadelesinde. Bahattin'de top. Umar savunmasına yardımcı oldu. Umar. Bakari Soro. Yusuf karşılayacak. Yusuf. Mehmet Yıldız yine faul yapıyor Yusuf'a. Ama serbest vuruş yerinden kullanılmadı. Tekrarını istiyor Koray Gençerler. Yusuf. Erdoğan. Gol pozisyonuna girdi. Erdoğan yerden bırakıyor. Kaleci Ahmet. Mükemmel kurtardı ve ikinci gol şansı vermedi Altın Ordu'ya. Sinan. Bahattin. Pası isabetsiz. Kerem Muhammed Reis'ten aldığı topla hücuma çıkarıyor takımını. Umar.
kontrol edemiyor Taç. Altınordu'nun 2-1 öne geçme şansı 63. dakikadaydı ama bundan Erdoğan yararlanamadı derken kaleci Ahmet'in de hakkını teslim etmek gerekiyor. Bahattin pası isabetsiz. Kerem. Ragıp. Numan. Gökhan topun kornere çıkmaması için çaba sarf ediyor. Tam kale çizgisi üzerinde Erdoğan. Şimdi Göksu'ya doğru uzun bir top. Göksu bıraktı. Kerim yetişemiyor. Bakari Soro'nun zamanlaması doğru. Galip oyuna girecek biraz sonra. Osmanlı Spor takımında orta alanı kontrol eden bir futbolcu. Hazırlık yapıyor. Uğur Tetineker ona son talimatı verdi. Gökhan. Numan'ın zamanlaması doğru. Erdoğan karşılıyor. Berkay. Tekrar Erdoğan. Bu arada Bahattin için bir offside bayrağı kaldırıyor İsmail Şencan ve de offside'dan doğan endirekt serbest vuruş kullanılacak. 64. dakika ve 1-1'lik durum devam ediyor. Yusuf'un golüyle konuk takım 1-0 öne geçmişti 50. dakikada. Buna 2 dakika sonra Bilal karşılık verdi ve 1-1'lik eşitlik var. Şimdi Bilal hücuma çıkma düşüncesinde Umar'ın koşu yoluna bıraktı ama topu karşılayan Yusuf. Yusuf'tan Arif. Arif'ten gelen top da Kerem'in kontrolünde ve Bakari Soro. Tekrar Kerem. Bilal. Topla son oynayan Kemal ve taç atışı Osmanlı Spor'un Bilal kullanacak. Savunmasına dönüyor Bakari Soro. Yanına sokulan Kerem. Bu arada Arif'in bir faul yaptığını tespit ediyor karşılaşmanın hakemi. Hayır, Arif'e bir faul yapılmış. Muhammed Reis'in ona faul yaptığını tespit ediyor. Ve şimdi Galip oyuna girecek. Bu Osmanlı Spor takımında ikinci oyuncu değişikliği olacak. Onu ön libero oynarken, Ragıp'la yan yana oynarken çoğu kez gözlemiştik. Şimdi bakalım kimle yer değiştirecek Galip. Arif ve Berkay. Erdoğan. Göksu. Kerim. Berkay top istiyor. Sol kanatta Gökhan hücuma destek olarak çıkma düşüncesinde. Gökhan ceza alanına yükseltti. Bahattin'in kafa vuruşu, kaleci Ahmet yükseliyor ve kontrol ediyor. Gökhan karşılayacak. Gökhan, Berkay, Sinan uzun oynadı savunmanın arkasına. Göksu offside durumunda. Topun son oynandığı anda rakip kale çizgisiyle arasında iki oyuncu yok ve bu arada evet Ragıp oyundan alınıyor. Ragıp'ın yerine Galip oyuna giriyor. Daha önce Tony Distel Erdal'ın yerine oyununa girmişti. Şimdi Ragıp'ın yerine de Galip görev alıyor. Orta alanda Osmanlı Spor takımında. Sağ kanatta Bahattin'den önce Bilal topa müdahale etti. Umar topu oyun alanında tutma düşüncesinde. Umar ceza alanına sokuluyor. Karşısında Kemal var. İkili mücadele devam ediyor. Şimdi ceza alanına yükseltti. Kademede Gökhan karşıladı topu. Erdoğan Caner'den kurtardı. Sol kanada taşıdı. Şimdi uzun oynayacak. Savunmanın arkasına doğru düşündü ama isabetli değil. Gökhan. Kerem. Evet, bu arada bir elle oynama söz konusu. Ama bu avantaj sağlamak için ya da rakibe gitmesin diye bir elle oynama değil. Onun için sarı kart gerekmiyor ve de serbest vuruşu Kerem kullanacak. Kemal
Yusuf'un kademesindeydi ve topu kalecisi Evren'e kazandırıyor. Evren de kornere çıkmaması için çaba sarf etti. Bu arada Berkay'ın elle oynadığı görüntü ekranlarımıza yansıdı ve şimdi Kemal sağ kanada gönderiyor. Bahattin pası isabetsiz. Bakary Soro. Tony Distel ile Umar yine alan değiştirdiler. Tony sağ kanada gitti. Umar sol kanada geldi ve bu arada bir serbest vuruş. Serbest vuruş Altınordu'nun. Arif sol kanada yükseltiyor. Caner kafayla karşıladı. Taç. Bir birlik eşitlik. Karşılaşmanın 50. dakikasında Yusuf, 52. dakikasında Bilal'in golleriyle değerli seyirciler ve şu anda karşılaşmada 69. dakika Berkay. Gökhan ceza alanını yükseltiyor Gökhan. Bakary Soro kademede karşıladı. Sinan'dan önce Mehmet dokundu ve şimdi Kerem'de. Bilal çok çabuk hücuma çıkmak istiyor Osmanlı Spor takımı. Bilal Galip. Sağ kanada döndü Umar. Karşısında Gökhan var. Sinan karşıladı topu. Erdoğan şimdi karşı atak şansı. Umar ısrarla kovaladı Erdoğan'ı ve de bir sportmenlik dışı davranışla faul yaptı ve sarı kart görüyor. Evet, bir kez daha izlediğiniz bu sportmenlik dışı davranışı ve de bu da bir sarı kart. Serbest vuruşu Gökhan kullanacak. Sağ kanat savunucusu Kemal'e gönderiyor. Kemal çizgiye oynadı. Bahattin var orada. Bahattin Bilal mücadelesi. Bahattin Bilal'den sıyrıldı. Bilal ısrarla kovalıyor. Bahattin ceza alanına girdi. Gol pozisyonu kaleci Ahmet karşılıyor. Aslında Göksu çok elverişli durumdaydı. Bahattin biraz orada egoistçe davrandı. Gol açısı dardı ve de o gol açısının dar olduğu yerden de bir gol şansı yaratmak istedi. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Altınordu'da bir oyuncu daha oyuna giriyor. Oğuzhan oyuna girecek. Evet, Göksu oyundan alınıyor. İşte şimdi Bahattin'in yarattığı tehlike ama gol açısı dar. Oradan gol atmayı düşünce de kaleci Ahmet buna fırsat vermiyor. Göksu'nun yerine şimdi oyunda Oğuzhan var. Serbest vuruş kullanıldı. Galip karşılıyor. Yusuf. Umar indirdi. Şimdi Muhammed Reis gol pozisyonuna girecek. Muhammed Reis pası isabetsiz ama Umar hata devam ettirecek. Ona da fırsat vermeyen Arif. Ve şimdi Arif'le bir karşı atak şansı. Arif. Bahattin'in koşuyoruna. Bahattin Bakary Soro'dan sıyrıldı. Kaleye vuruyor ama isabetli değil ve out'a gidiyor top. Aslında önünde boş bir alan vardı. Biraz daha kaleye sokulma şansı vardı. Altınordu'nun bu genç futbolcusunun işte Bakary Soro'dan böyle sıyrılıyor. Ve de biraz topa vurmakta aceleci. Arif'ten döndü top. Kerim kontrol edemiyor. Bakary Soro. Bilal. Sol kanatta Tony Distel kontrol edemedi. Şimdi Oğuzhan düştü kalktı ama hakemin de bir oyunu durduran düdüğü var ve de Galip'in yaptığı faulden sonra şimdi Arif serbest vuruş kullanacak. Yanında Kemal, Kemal Gökhan. Pası isabetsiz Bilal karşıladı. Bilal, Kerem kontrol edemedi topu. Arif'ten döndü top. Berkay savunmasına yardımcı oluyor. Berkay. Arif Galip'in zamanlaması doğru. Sinan karşıladı. Top yine Galip'te kalıyor. Galip'in ara pası. Umar gol açısı dar. Sinan'a çarpıyor. Top ve köşe vuruşu. 73. dakikanın ilk saniyeleri. Sağ kanattan Muhammed Reis kullanacak. Köşe vuruşunu duran topları özellikle köşe vuruşlarında
Hep Sinan kullanıyordu. Şimdi sağ ayağıyla Muhammed Reis kaleden uzaklaşacak şekilde kullanıyor. Yüksek bir top. Top tekrar Muhammed'e geldi. Muhammed yine cezalarını yükseltiyor. Yüksek bir top karşılayan Yusuf. Zamanlaması doğru. Bilal. Yine Yusuf. Yine Bilal'e geliyor top. Bilal'in bu defa ileri oynamak istediği top geriye döndü. Kerim onu rahatsız ediyor. Bilal top oyun alanında tutamayınca taç. Taç atışını sağ kanattan Kemal kullanacak. Geri dörtlünün sağ kanat savunucusu Altınordu takımında. Bakari sonradan dönüyor top. Muhammed ve sol kanatta Tony Distel. Yusuf karşılayacak onu. Arif kademesine girdi Yusuf'un. Tony Distel şimdi ceza alanını yükseltmek istiyor. Top oyun alanında kaldı. Umar. Umar gol pozisyonuna girmek istiyor. Şimdi Muhammed Reis. Muhammed Reis vuruyor. Kaleye vurduğu top neredeyse alta gidecekti ama yardımcı hakeme bakıyorum. Topun kornere çıktığını, kaleci Evren'in son müdahaleyi yaptığını işaret ediyor. Ve şimdi sol kanattan Kerem kullanacak köşe vuruşunu. 74. dakikada son saniyeler. Birbirlik denge devam ediyor. Muhammed. Caner yükseltecek ceza alanına. Caner yerden oynadı. Şimdi bir karşı atak şansı. Bahattin 3'e 1 yakalamış durumda Altınordu takımı, rakip takımı. Oğuzhan koşuyor. Şimdi Oğuzhan'ın koşu yolunu atmak istedi ama Bahattin ikinci defa takımını ikinci bir golden adeta mahrum bırakıyor. Muhammed Reis sol kanatta, Tony Distel yanında, Umar sağ kanada bakıyor. Umar vazgeçti, savunmasına döndü. Numan, Galip sağ kanatta, Caner çok elverişli durumdaydı. Tony Distel ve Umar, şimdi Caner'e geliyor top. Caner ceza alanına bakıyor. Caner ceza alanının uzak köşesi ve Oğuzhan orada topu kontrol eden futbolcu. 75. dakikada son saniyeler, birbirlik denge devam ediyor. Bahattin faul yapıyor, itiyor rakibini, Numan'ı, ve serbest vuruş. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Serdar oyuna girecek Osmanlı Spor takımında Mehmet'in yerine. Serdar 6 gol kazandırdı takımına. Golcü futbolcularından biri. Muhammed Reis'ten sonra en çok gol atan bir futbolcu Serdar Osmanlı Spor takımında. Ve Umar'ın kontrol etmekte zorlandığı top taça çıkıyor. Taç atışını sağ kanatta, sol kanattan Gökhan kullanıyor. Bahattin kendisine faul yapıldığını iddia ediyor ama oyun devam ediyor. Düdük çalmadan futbolcunun oyunu bırakmasının tabii ki hiçbir anlamı yok. Bakari Soro, Muhammed, Tony Distel sol kanatta. Tony Distel ceza alanını yükseltiyor. Gol pozisyonu, top kale direğini sıyırarak avuta gidiyor. Serdar bu gol pozisyonuna giren futbolcu ama bitirici vuruşu yapamıyor. İşte bir kez daha izleyeceksiniz. Yakın direkte, kale sahasının yakın köşesinde topa çok iyi yükseliyor ama isabetli vuramıyor ve kaleci Evren de kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatacak. Oğuzhan, Bilal'in kademesindeki Bakari Soro karşılıyor. Bakari Soro sol kanada yükseltti. Yusuf ve Taç. Tony Distel, Kerem, Serdar ve Muhammed Reis. Tony Distel, Sinan, Numan'dan döndü top. Kerem hata devam ettirecek. Sağ kanatta Caner, tekrar Kerem.
Caner'in koşu yoluna atıyor. Pasın şiddeti fazla mı diye bakıyorum ama oyun alanında top. Şimdi Tony Distel buluyor, üstten out. Topun kale çizgisini geçip geçmediği tartışılabilir. İşte bir kez daha görüntüye gelecek. Caner yetişip ortalıyor. Tony Distel vuruyor ama isabetli değil. Evet, kaleci Evren kale vuruşunun hazırlığını yaparken dakikalar şu anda 78'i gösteriyor. Evren rakip yarı alanı yükseltti. Bahattin, Erdoğan ve Gökhan. Gökhan'ın pası isabetsiz. Caner karşıladı. Caner Serdar'a göndermek istiyor. Sinan'dan döndü. Tekrar Caner. Galip. Orta yuvarlakta Bakary Soro var. Galip. Bakary Soro sol kanada bakıyor ama hiç kimse yok. Kalabalığın arasında ve şimdi savunmada bir anlaşmazlık ve şimdi bir gol pozisyonu olabilir. Caner yükseltiyor cezalarına. Uzak direkte kafa vuruşu. Evren son anda kale direğinin dibinde müdahale etti ve Oğuzhan tehlikeyi uzaklaştırıyor. Osmanlı Spor'un atakları yoğunlaştı. Üst üste gol tehlikeleri var ve Altınordu kalesindeki kaleci savunma koordinasyonunun yetersizliği bir ikinci gol şansı yaratmıştı Osmanlı Spor takımına. Şimdi bir kez daha izleyeceksiniz. Evren bu pozisyonda gole izin vermiyor. Ama daha önce yaratılan bir pozisyon söz konusuydu. Oğuzhan'a yapılan faulden sonra Evren serbest vuruşu kullandı. Bahattin boşa yükseliyor. Bilal. Bir oyuncu değişikliği daha oluyor. Kerim oyundan alınıyor. Timur oyuna giriyor. Evet, 6 numaralı formasıyla Timur oyuna giriyor. Timur ligin ilk yarısındaki Osmanlı Spor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Uzun süre bu sakatlık nedeniyle forma giyememişti. Şimdi tekrar sahalara dönüyor ve Kerim oyundan alındı. Timur oyunda böylece 3 değişiklik hakkını da kullanmış oluyor. Altınordu takımı değerli seyirciler ve şu anda karşılaşmada 80. dakika ve 1-1'lik eşitlik söz konusu. 50. dakikada Yusuf Altınordu'yu 1-0'ına geçirmişti ama 2 dakika sonra Bilal bir gole karşılık verdi ve 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Kerem sol kanatta çok elverişli durumda. Tony Distel karşısına şimdi Kemal geliyor. Tony Distel ceza alanına gönderdi. Yusuf karşılıyor. Kerem ve Muhammed Reis. Sağ kanatta Caner top istiyordu. Numan destek olarak geldi. Numan yerden oynadı. Umar, Muhammed Reis yüzünü kaleye döndü. Sol kanada yükseltiliyor mu yoksa kaleye mi vuruyor? Bunu anlamak mümkün değil ve top out'a gidiyor. Evren kullanacak kale vuruşunu. Bakary Soro, Umar, Tony Distel. Karşısında Kemal var. Yerden gönderdiği topu kademedeki Yusuf karşıladı. Yusuf'tan dönen top Bilal'de. Bilal ceza alanını yükseltiyor. Galip bu arada yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Bir elle oynama mı diye bakıyorum. Hayır, offside işareti vermiş. Endirekt serbest vuruş olduğuna göre bir offside kararı var karşılaşmanın hakeminden ve Evren kullanacak. Numan, Galip, Umar, karşılayan futbolcu Kemal, Numan, Bahattin ve bu arada Bahattin'in faul yaptığını işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. Numan hemen başlattı oyunu. Kerem, Kemal karşıladı. Oğuzhan kontrol etti. Yanında Timur, Arif, Oğuzhan. Bakary sonradan kurtuldu. Kaleye vuruyor ama üstten out. Oğuzhan'ın vuruşu.
Evet, Altınordu takımının futbolcuları gerçekten çok genç ve tecrübesiz olduğunu ama hepsinin gelecekte iyi birer futbolcu olacağı mesajlarını görmek mümkün. Gökhan. Umar'la ikili mücadelede Gökhan. Berkay. Taç. Taç atışını sol kanattan Gökhan kullanacak. 83. dakika. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Timur. Bahattin. Ceza alanına sokuluyor Bahattin. Top onun kontrolünde ama o kontrolünü kaybedince Bakary Soro tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi Tony Distel sol kanatta. Kemal'le ikili mücadelede ve Kemal onu ısrarla kovalarken Yusuf karşılayacak. Yusuf karşılamak istiyor. Serdar'ın kafa vuruşu top üstten oyun alanı dışına giderken son kez Sinan'ın oynadığını tespit ediyor karşılaşmanın hakemi ve köşe vuruşu. Evet, bir kez daha izlediniz. Köşe vuruşu kullanılacak. Yine Muhammed Reis. Kale sahasının uzak köşesi. Gökhan bırakıyor top taca çıksın diye ama sonra vazgeçti, gitti, yetişti ve de rakip yarı alana doğru yükseltiyor ama orada hiçbir arkadaşı yok. Karşılayan Bilal orta yuvarlak içinde. Sağ kanada yükseltti topu. Umar kontrol etti. Bindirme yapan Caner var. Umar. Topla oynamayı çok seviyor Umar. Şimdi Caner. Erdoğan karşıladı. Gökhan. Tekrar Erdoğan. Erdoğan'dan gelen top Bilal'de. Osmanlıspor için yeniden atak şansı ve bir ofsayt işareti. Evet, Umar savunmanın arkasındaydı. Topa doğru hareketlenince de Muhittin Gürses bayrağını kaldırdı, ofsaytı işaret etti. 85. dakika değerli seyirciler. Ofsayttan doğan endirek serbest vuruşu Gökhan kullandı. Bilal kaleci Samet'e dönüyor. Arif, Timur, Oğuzhan, Bilal'den sıyrıldı Oğuzhan, Galip ısrarla kovalıyor, Bakary sonra gelecek karşısına, top hala Oğuzhan'da, son anda Galip müdahale ediyor, Kerem, Bilal, Tony Distel ve Kemal, Taç, ve taç atışı Altınordu takımının sağ kanattan taç atışını Kemal kullanacak. Evet, bir kez daha pozisyonu izliyorsunuz. Tony Distel'in bir faul beklentisi var ama oyun devam etti. Taca çıkmıştı. Top şimdi topu kaptırdılar Tony Distel'e. Tony Distel Timur'la ikili mücadelede ceza alanına yükseltmek istiyor. Karşılayan Yusuf ve köşe vuruşu. Kale sahasının uzak köşesi Gökhan karşıladı. Berkay tehlikeli alanın dışına çıkardı topu ama rakibe kaptırıyor. Caner. Caner de ceza alanına yükseltiyor. Caner. Kemal karşıladı. Tony Distel kontrol edemedi. Oğuzhan. Topa müdahale ediyor karşılaşmanın hakemi. Umar. Ceza alanına sokuldu Umar. Gökhan'a takılıyor. Yine Umar ve son anda Berkay'ın müdahale ettiği top Osmanlı Spor'a köşe vuruşu kazandırıyor. Evet, 87. dakika, her saniye her iki takım için artık çok önemli anlar. Sağ kanattan Muhammed Reis kaleden uzaklaşacak şekilde bir falso veriyor topa. Ve kaleci Evren. Numan'ın vuruşunda kaleci Evren, evet bu da biraz kaleci şansı. Doğrudan top avuçlarına gitti, kalenin tam ortasındaydı Evren. Bir kez daha izleme fırsatı buluyorsunuz. Bilal ve kaleci Ahmet. Ahmet de artık ceza alanının dışında bir sarkık libero gibi oynamaya başladı Osmanlı Spor takımında. Çünkü oyun sürekli rakip yarı alanda Altınordu sahasında geçiyor. İşte kaleci Evren'e kadar gelen bir top.
Evet, Oğuzhan'a atmak istediği top taca çıkıyor. Bilal kullanacak. Galip top istedi, Galip. Sağ kanatta Caner çok elverişli durumda. Galip. Serdar. Kerem. Muhammed Reis. Erdoğan karşıladı topu. Bakary Soro indiriyor. Tekrar Osmanlı Spor için atak şansı. Yusuf. Bahattin topu kovalıyor. Kaleci Ahmet ceza alanı dışında kafasıyla karşıladı. 88. dakikada son saniyeler. Bilal. Kademedeki Gökhan, Berkay. Timur yükseliyor ama Muhammed Reis topu Kerem'e kazandırdı. Kerem. Galip. Muhammed Reis. Arif topu kazandı. Arif şimdi uzun bir top. Bahattin ve Bakary Soro koşuyorlar. Bahattin avantajlı mı diye bakıyorum ama Bakary Soro çok tecrübeli futbolcu. Çok soğukkanlı ve topu kontrol edip Caner'e kazandırdı. Caner kaptırdı Erdoğan'a. Erdoğan süratle ceza alanına giriyor. Erdoğan kaleciyle karşı karşıya ama yine bir seçim yanlışı ve de Erdoğan bir gol pozisyonu olacak anda topu kaleye vurmuyor. Pas vermeyi düşünüyor ve de o vermek istediği pas isabetli olmuyor. 89. dakika. Ancak ikinci yarıda sakatlıklar, sağlık görevlerinin oyun alanına girmeleri ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle duraklamalar söz konusu. Biraz sonra dördüncü hakem maçın tamamlanması için oynanması gereken en az süreyi gösterecek. Timur sağ kanatta ceza alanına sokuluyor. Yerden pasını vermek isteyince topu karşılayan Galip. Dönen top Arif. Arif'ten Berkay. Berkay sağ kanada bıraktı Oğuzhan. Karşısında Bilal var. Oğuzhan ceza alanına sokulmak istiyor. Berkay ile paslaştı. Tekrar Oğuzhan. Oğuzhan iki rakibinden birden sıyrıldı. Ceza alanının yan çizgisine sokuluyor. Şimdi ceza alanına yükseltti. Erdoğan kafayla indiriyor ama o topa yetişecek. Hiçbir Altınordu futbolcusu yok. Bu arada Yusuf karşılıyor topu. Bakary Soro iade etti. Arif. Evet, Bahattin'in ofsayt durumunda olduğunu işaret ediyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemi İsmail Şencan ve bu arada Bahattin Şimşek en az 3 dakika daha oynanacağını işaret ediyor karşılaşmanın. Sinan. Berkay kontrol edemedi. Numan da boşa yükseliyor. Bu arada Bahattin'in faul yaptığı görüşünde Numan'la Berkay çarpıştılar. Biraz iki futbolcunun da çok düşünerek yaptığı bir hareket olmadığı için hakem de bir serbest vuruş kararı vermiyor ve Kerem serbest vuruşu kullanıyor. Karşılayan futbolcu Yusuf. Muhammed Reis. Muhammed Reis kaptırdı. Kemal. Kemal kurtardı rakiplerinden topu. Yetişebilse bir tehlike yaratacak ama topun kontrolünü kaybediyor. Şimdi Bilal. Gökhan'ın zamanlaması doğru, topu kornere gönderiyor. Son iki dakika karşılaşmada bir birlik eşitlik devam ediyor. Timur karşıladı topu ve ayağının içiyle karşıladığı top o kadar da uzağa gitti ki taca çıktı. Neredeyse Ahmet, kaleci Ahmet çıkıp taç atışını kullanacak. Evet, Koray Gencerler yerinden kullanılmadığı için tekrarını istiyor. Caner kullanacak. Caner de kime atacağım diyor. Bütün arkadaşları rakip yarı alanda. Erdoğan, Gökhan, Caner. Faul. Evet, Erdoğan'ın faulü biraz kontrolsüz bir faul ve sarı kart görecek. Son bir dakika, ceza alanına yükseltilen top. Sinan boy avantajını iyi kullandı. Kerem. Ceza alanına geliyor top. Kaleci Evren kontrol etti.
Şimdi o da 6 saniyelik süreyi değerlendirmeye çalışacak değerli seyirciler. 50. dakikada Yusuf, 52. dakikada Bilal. Karşılıklı birer gol, bir birlik eşitlik devam ediyor. Caner, Galip, Tony Distel offside. Tony Distel offside ve Muhittin Gürses bayrağını kaldırıyor. Offside'i işaret ediyor ve kaleci Evren offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu kullanacak. Evren bıraktı. Sol kanat savunucusu Gökhan sol kanada doğru yükseltiyor. Bakari Soro, Caner ve Koray Gencerler 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor değerli seyirciler. Osmanlı Spor'la Altın Ordu arasındaki Osmanlı Stadı'ndaki PTT 1. Lig mücadelesinin 90 dakikası bir birlik eşitlikle sonuçlanırken Yusuf ki bugün sahanın yıldızıydı. Altın Ordu takımının savunmasındaki yıldızıydı. Takımını 50. dakikada bir kafa vuruşuyla köşe vuruşu organizasyonunda 1-0 öne geçirdi. Ancak Altın Ordu'nun sevinci 2 dakika sürdü. Bilal'in gerçekten görülmeye değer güzellikteki golüyle maç 1-1 sonuçlanınca golleri bir kez daha izleme fırsatı bulacağız bu arada. Osmanlı Spor puanını 35'e, Altın Ordu da 22'ye çıkardı ve tabii ki özellikle Altın Ordu için genç futbolculardan oluşan, kadrosunda hiçbir yabancı futbolcu bulundurmayan Altın Ordu için buradan alınan, şampiyonluk iddiası olan, Süper Lig'e dönme amacı olan Osmanlı Spor karşısında alınan bir puan çok önemli değerli seyirciler. Ve şimdi karşılaşmanın 50. dakikasında Yusuf'un attığı gol ekranlarınıza böyle yansıyor. Kerim köşe vuruşunu kullandı. Savunmadan gelen Yusuf'un çok isabetli ve kalecinin ters tarafına giden top Altın Ordu'ya 1-0'lık üstünlük getirdi. İşte gol sevincini de böyle paylaştı Altın Ordulu futbolcular. Ama bu sevinçleri 2 dakika sürdü. 2 dakika sonra Bilal'in gerçekten görülmeye değer golü, işte bir kez daha izliyorsunuz bu golü. Sinan'dan dönen topu tekrar Bilal sol ayağıyla vuruyor ve üst direkle kale direğinin birleştiği yerden, ki futbol severlerin 90 olarak tabir ettikleri yerden filelere gidiyor ve bu gollerle 90 dakika tamamlanınca iki takım da sahada karşılıklı birer gol ve birer puanla ayrılıyor. Değerli seyirciler, bu karşılaşma